Selamünaleyküm Kuşçu Camiası. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yine o ay maşallah be. Bu hangisi? O sana vereceğim. Bu dişi çakmak kağıtları geldi mi? Ay maşallah be. Arkadaşlar gökdelen gökdelen dediniz, yine gökdelene geldik. İşte manzaramız böyle. Muazzam bir manzara var. Kuş da çok güzel kapanıyor. Rüzgar da var ama. Misi uçmaya başladı mı? Arkadaşlar, Uğur kümesi biraz daha büyüttü. Onun yeni kümesine hem ziyaret hem de şu kuşları bir daha görelim dedik. Geçen videoda yakaladığımız çakmaklı burada. Bu ne yaptı, uçuyor diyorsun ha? Hadi. Aynen uçmaya başladı bu. Kendini açtı. Aa, insin bırak. Aa, o çakmaklı. Yukarıda ne var? Çakmaklıyla öteki çakmaklı var değil mi? Sen dumanlıyı ne yaptın? O dumanlı gitti mi? Şeye verdiğin dumanlı, Şaban'a verdiğin dumanlı. Onu çalmışlar ha, öyle diyor ama. Çalınmış ya kuşlar, bayağı bir kuş çalınmış ya. Aaa, fırladı çakmaklı. Ne yapıyor bu, bir şey yapıyor mu Uğur? Yok, yabaniler. Yabaniler. Arkadaşlar geçen Uğur'un kümesine de atmaca geldi. Kuşları yerden kaldırmış. Kaldırdığı gibi de tabi havada da bir tanesini aldı, ben gördüm. Yukarılara çekmiş kuşları. Oradan da bir tanesini aldı ama rengini bilmiyorum. Açık bir kuştu. Büyük ihtimal Sabuni gitti. Ama bir tane daha kayıp vardı mı? Geldi mi o geri? O gelmedi. Gelmedi mi? Gelmedi. Bir tane daha kuş kaybolmuş. Şöyle kuşları şey yapalım. Arkadaşlar manzara çok iyi. Heh. Şöyle bir kalksın. Arkadaşlar o geçen videoda görmüşsünüzdür. O kuş sıktaydı. O gün de onu kuyruklarına çekmiştik. Şimdi sıktan çıkmaya başlamış. Uçmaya başlamış. Bu miski. O açar kendini. Burada yakaladığımız çakmaklı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Av kuşu zaten yaşlı, almış bir kuş. O yaşlı bir kuş zaten arkadaşlar. Bu birer adamımızın bakılmış bir hayvandı. Ondan sonra biz o gün yakaladık işte bunu. Burada video çekerken. Diğer kuşlar da burada. Şöyle diğer kuşlara bakalım. Evet, manzara muazzam. Arkadaşlar yine eskisinden biraz daha iyi. Eskisi daha küçüktü. Şimdi biraz daha iyi. Kümes en azından folluklar, molluklar içerisinde. İçerisinde follukları var. İyi yani, şu an daha iyi. Öteki yuvasından Uğur'un. Abi kesin atmaca var ya. %99. Atmaca mı var diyorsun? Aynen. Bu kadar karga gelmez. Karga bu ara çok var bu piyas buralarda ya. Karga, sığırcık. Geçen video çekiyorduk işte kuşları. Sığırcıklara bir saldırıyor atmaca ama çıldırmış vaziyette yani. Hayvan da çok açtı. Arkadaşlar kuşlar da yükseldi. İnşallah atmaca gelmez. Miski nereye indi? Arkaya mı indi? Tamam. Atmacanın korkusuna şeyi çektim abi. Ne? Mavinin kanatlarını çektim. O mavi hangisiydi? Buraya basan mavi değil mi? Buraya girelim. He, o mavi değil mi? Arkadaşlar bu mavi o gün izlemiştik. Kuş buradan alttan dalıp vurup gitti. Çok güzel bir hayvan. Erkek bir tane mavi. Rengi de koyu bak, o mavi, bu mavi. O da havadan gelme yani. Bu arkadaşın genelde kuşlar havadan gelme arkadaşlar. Yani biz de verdiğimiz kuşlar var. Erkekler ötüyor birbirine. Şöyle. Kuşlar şöyle bir gezinsin. Havadaki kuşları bir çekelim şöyle. Kuşlar şöyle uçuyor. Yer yüksek olduğundan
Bir de manzarasını şöyle ufaktan bakın arkadaşlar. Yer yüksek olduğundan o yüzden de kuşlar hem yüksek uçmak zorundalar hem de çok çabuk. Aa, atmaca geldi. Ama o herhalde şey atmacası ya. Kılıç kanat değil o hayvan. Değil değil, kılıç kanat değil. Bak uçuşunu görüyor musun? Kılıç kanat değil. Kanatların üstüne bak. Kılıç kanat değil o hayvan. Görüyor musun? Kanatları, kılıç kanatın kanatları şeye doğru, uçlarına doğru sivrileniyor. O yüzden zaten o şekilde. Zaten karga var peşinde. Karga onu rahat bırakmaz. Karga onu rahat bırakmaz. Buradan uzaklaştırır. Geçen sen kargayı gördün. Acaba nasıl olur? Şöyle yaklaştırayım arkadaşlar biraz. Kovalıyor şu an. Karga kovalıyor. Aşağı doğru sürüklüyor zaten. Bir tane karga başı. Yetiyor ya. Karga görüyor yetiyor. Yumaya çalışıyor. Kuşlar dikseldi arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırıp çekeyim. Epey yüksekte uçuyorlar. Yakınlaştırdım şu an. Tekrar şöyle uzatalım. Yani şöyle görebilirsiniz. Hepsi beraber uçuyorlar. Nereden geliyor? Efsane. Eski bir miskimiz. Hangi miski ya? Senin burada mıydı o kuş? Benim burada yavruyken uçan bu kuş. He. Patladı. Yani kime vermişsin sen onu? Şu anda Mücahit'te. Mücahit'te mi? Mücahit uçuruyor mu? Mücahit uçurmuyor ki. Uçurmuyor da abi. Yavru yumurtlamış hayvan. Yani kimse ondan yavru almadı da, alamadı. Hangi miski bu ya? Ben hiç hatırlamıyorum o miski. Ya şu miskinin çok açığı. Burada görmüş müydük o miski? Yok, görmedim. He. Mücahit'te kaç tane kuş var? Bir takım beyazları var. Bir savunisi var, onu efsane diyor ama ben daha şey yapmadım, görmedim. Olmadı, Mücahit'in oraya da bir gidelim çekelim ya. Mücahit zaten YouTube'dan yuva yapacakmış. Nerede yapacak? Yuka çatıda mı? Çatıya tenesede. Şey yapıyor, bana da diyor seni kuşlara da getirirsin diyor değil mi? Ya oraya götürürsen, şimdi seni de arkadaşlar Uğur'da şikayet etmişler. O yüzden de kuşları herhalde şöyle evlenecek zaten bu yaz inşallah. O zamana kadar da kuşları burada bakacak. Ondan sonra herhalde bir arkadaşımızın kümesine koyacak büyük ihtimal. Yani insanın şu zevkine de karışıyorlar. Yapacağı bir şey yok. Herkesin başına geliyor arkadaşlar bu. Yani bazen de hiçbir şey gelmiyor elden. Aslında belediyenin böyle şeylere arkadaşlar destek çıkması lazım. Veya işte bazı belediyeler bunu yapıyor. Mesela Eskişehir'de var, Ankara'da var. Gerçi orada dernekler vasıtasıyla oluyor. Şimdi biz Gebze'deyiz. Gebze'de de böyle bir durum yok. Yani daha doğrusu bu işi öncülük edecek kimse yok. Çünkü genelde insanlar kostüm kuşları uçuruyorlar. Uçuruyorlar diyorum, pardon. Kostüm kuşları bakıyorlar. Oyun kuşu bakanlar da çok fazla ama ya bu işe liderlik edecek bir kimse yok. Yani şöyle Gebze'nin köylerinde olabilir. Şöyle insanların hafta sonunu geçirebileceği, iki tane dostun muhabbetini yapabileceği bir yer kurulsa ya muazzam bir fikir olur. Muazzam bir şey olur. Herkesin orada kendi kümesi olsa, icabında oraya bir tane güvenlik görevlisi veya bekçi tarzı işte bir şey olursa. Yani insan hem hırsızlığın da önüne geçersin. Hem de oradaki dostlukla, muhabbetle birbirimizle alışveriş yaparak kuşların damarını koruruz. Ayrıca da daha iyi kuşlar çıkarmak için de birbirimize yardımcı oluruz. İşte o zaman arkadaşlar muazzam bir şey olur. Yani benim gönlümle yatan aslında bu. İnşallah da o isteğimiz bir gün gerçekleşir. Belki de biz gerçekleştiririz. Şimdi bu camiayı kurduk. Bu kanalı kurduk ki işte etrafımızda Gebze'de veya İşte Türkiye'nin herhangi bir yerinde bizim gibi düşünen, bizim gibi bu işe gönül veren arkadaşlar varsa onları tanımak, onlarla buluşmaktır. Mesela örnek veriyorum arkadaşlar, şimdi Oyun Kuşu Performans kanalı var. Ben bunu geçen videoda söyledim. Gerçekten Serkan arkadaşımız, Serkan kardeşimin gerçekten çok güzel kuşları var. Çok da güzel bilgiler veriyor.
Kanatları yok değil mi bunun? Kanatları yarım arkadaşlar. O dalan kuş. Keşke kaldırmasaydım bunu. Çok güzel bilgiler veriyor. Arkadaşlar o kanalları takip edelim. Ki birbirimize desteğe çıkalım. Bunun yanında başka kanallar da var. Hani sizi için bilgi veren yeni başlayanlar için. Bakın arkadaşlar daldı. Gerçi hayvanın kanatları yok. Zorlama onu, zorlama. O gelsin iyisin. Bu kanalları takip edelim arkadaşlar. Ki bu hem o kişinin inanın daha daha böyle iştahlı, daha böyle sevinerek video atmasına vesile oluyor, sağlıyor. Çünkü burada insanlar izledikçe biz video atmak istiyoruz. Çünkü ya bu sizin hoş, bu da insanın hoşuna gidiyor. Videoların izlenmesi, beğenilmesi, abone sayısının artması için yani önemli olan burada hani bir şeyleri ben verebiliyorum. İnsanlar benim videolarımı izleyerek bir şeyler öğrenebiliyor. Bir şey anlayabilmek veya o hissi kapılmak çok güzel bir şey arkadaşlar. O yüzden de dediğim kanala destek olursanız sevinirim. Hem de inanın iyi bir kanal, güzel bir kanal. Çok güzel kuşları var. Çok eski damar kuşları var. O bilgilerden faydalanın arkadaşlar. Oyun Kuşu Performans kanalı. Ben de aboneyim, ben de takip ediyorum videolarını. Arkadaş video attığı zaman hem izliyorum hem de bekliyorum. Video atacak, neyi atacak acaba? Çünkü bu şey gibidir. Bazı adam iyi bir araba gördüğü zaman der ki onu size, ya iyi bir manzara, iyi bir resim, iyi bir araba, herhangi iyi bir şey gördüğü zaman onu böyle izlemek ister. O, bekler böyle. Şu an ben gördüğüm kadarıyla o arkadaşın kuşları gerçekten çok iyi. Attığında da farklı kuşlar atıyor. Gerçekten güzel kuşlar atıyor. Ben izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yine tabii ki karar sizin. Bizim kanalımıza da gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Yine bu gökdelende kuş vurmak, yine geldik yerimize. Uğur'un yeni kümesini çekelim dedik. Hem de yeni kuşları görelim dedik. Atmaca saldırısından sonra bir ziyaret yapalım dedik. Çünkü bu video gerçekten çok güzel takip edilmiş, izlenmişti. Ve bazı arkadaşlar da tekrar çeker misin, işte tekrar gider misin dediler. Biz de onları kıramadık. Yine geldik. Kuş, hava böyle bozuk bir hava var. Ama iyi yani. Hafiften bir rüzgar da var. Bu ne yapmış? Bırakmış Uğur kendini ya. He? O şey o, burada yakaladığımız vardı ya geçen hafta. O değil mi? O abi atmacadan sonra böyle oldu ya. Atmacadan sonra mı? Atmaca vurduğunda zaten o da kalktı da. Bilmiyorum abi, kuşlarda bir paytaklık var. Atmaca yani... nasıl oldu peki, atmaca saldırısı? Ya ben boy yapıyordum, sırtım dönüktü. Boya doğru dönüktü zaten de. Arkamı döndüm, kuşların zaten hepsi kalktı. He. Kalktıktan sonra zaten bir kanatsız çakmak mı var? Bir de o viske saklandı zaten, direkt kendini arkaya attı. O zaman direkt buraya daldı atmaca. Direkt buraya. Yere daldı, kuşları kaldırdı, sonra da havada avladı bir tanesini. Ben gördüm arkadaşlar aldığını. Çünkü o gün ben de kuşlara bakıyordum, damızlı kuşlara bakıyordum. Atmaca o bizim uçum kümesinin oradaki caminin üst tarafında bir tane kuşu alırken gördüm. Rengini görmedim çünkü akşam saat 6'yı geçmiş, 6'yı 10 veya 5 geçiyordu o araydı. Ondan sonra ben dedim herhalde oradaki besleyen arkadaş. Çünkü bizim uçum kümesimiz kapalıydı, uçurmuyorduk. Onun da kümesiymiş. Sonra Uğur'la görüştük. Uğur dedi benim kuşlara saldırdı dedi abi. Onun bir tane kuşunu oradan götürmüş. Bu ara atmaca saldırısı çok oluyor. Bir de arkadaşlar şöyle bakarsanız, yani atmacanın yaşayabileceği bir burada bir doğa da var. Hani burada hayvan kalkıyor oradan bir yerden veya yüksek bir adam. O bizim gösterdiğim otelin üzerine zaten o gökdoğan yuva yapmış. Onun zaten affı yok. Ama buralardan da gelebiliyor atmaca yani. Buralardan da gelebiliyor. Çünkü yani tam böyle betonlaşmış bir yerin içerisinde değiliz. Yanımızda şöyle büyük bir tane orman var. O orman içerisinde yaşayan işte atmaca olsun veya gökdoğan, işte baya başka bir yırtıcı kuş. Kış mevsimi dolayısıyla hayvanların bu mevsimlerde çok bol bir şekilde buralarda ikamet ediyorlar. O da rızkını peşine düşüyor. Ama bizim de canımızı yakıyor arkadaşlar. Şöyle kuşlar uçuyor. İnşallah atmacasız bir şekilde kuşlar iner.
Sabuni diyorsun Uğur. Gitti diyorsun ha. Düşmüştü kuşu daha yeni yeni anlıyordu. Tabii sen burada ona nefes dedim, verdin. Abi ver bana dedim. Kuşun zaten ağzında şey vardı, yara vardı. Bir ay bir tedavi sürecimiz oldu. Bir aydan sonra zaten kendini açtı. O kuşun kardeşi de o mavi var ya, mavi uçuruyor ya. He. O kuşun öz kardeşi de o mavi. Biliyorsun değil mi? Aynen. Geçen konuştuk. O kuşun öz kardeşi de o mavi. Hatta istedim, hani varsa dedim kardeşi ya da dedim anaçlarından bir takım daha böyle alalım. Ama maalesef. Yok kalmadı ki, bir tane o mavi kaldı. O Sabuni vardı, bir tane de mavi kaldı. Bir tane de mavi kaldı işte, başka da kalmadı. O maviyi de bakalım, bir tane eş kuş da eş almış oradaki aynı kuyruk maviyle. Onun altından bir... Şu çakmaklıyı çok merak ediyorum. Çabaklıyı mı? Aynen. O aynı kulüp nereden gelme? O fabrikada bir arkadaşım verdi. Araplarla beraber verdi. He, Arap'ın biri de gitti. O aynen. İki tane vardı sende Arap. İki tane var. Bir tanesi kayboldu. Bu. Bir tanesi öldü. Bir tanesi de yok şu anda piyasada. Ha, onu bir yere, yok kümesin içinden biri aldı. Kümesin içinde değildi. Dışarıda gitti. Ye 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 ye. Çakmaklı çok kötü oldu ya. Niye böyle yapıyor? Paytaklıyor. Onun karnına bir şey vurmuş çünkü ondan paytaklıyor. Yok bir şey vurmadı da paytaklıyor. Kafayı dikiyor bu hayvanın dişi var. Bu hayvanın yavrusunu alsana. Yok mu dişi? Dişi o çakmak var işte abi. Bak şu maviyle şu mavi var ya uçurduğum mavi. O maviyle o miskiyi eş yap. Eş mi onlar? Yok, o mavi şeyle eş. Çakmaklıyla eş. Hangi çakmak? Ha dişi çakmak tamam o da olur. O zaman öteki çakmaklıyı da hangi çakmakla? Timur abinin verdiği çakmaklıydı. Ya yok abi o maviyle sen o çakmaklı eş yap. Tamam beni dinle. Havada uçan o geçen yakaladığımız o erkek büyük erkek çakmaklıyla şu miskiyi eş yap. Tamam mı? Bu bir iki takımı çalış sen altına. O kuş kafasını döküyor. Bunda da bol takla var bu kuşta belli. Ay maşallah be çok güzel. Attı geldi. Bak görüyor musun kafayı? Kafayı döküyor bu hayvan. Kaç bu bir onun yaşı var ya en az 6-7 yaşında var o hayvan. O hayvan genç bir hayvan değil. Genç değil ya. Yani o hayvan genç değil. O yüzden de o kuştan çok büyük bir şey beklemeyeceğiz arkadaşlar. Yani bu yani 7 yaşında 8 yaşında bir hayvan. E bir de nasıl uçuruldu, nasıl edildi. Ah kafayı görüyorsun tak. Taklasını çevirdi gidiyor. Ya bir de şöyle bir şey var. Geçen hafta Hüseyin abi yuvayı açtım. Yukarı açtım. Tam şu köşede çakmak yok. Ama benim değildi kuş. Kuş yavru kızmasıydı ama kuş açılmış, sökülmüş bu kuş. Kimindi? E sen geçen diyordun bana bir tane, iki tane şey geldi. Miskiyle şey geldi diyordun. Onlar da geldi, onlar inmedi abi. Onlar birine ne demek ki? Demek onlar ki buraya attılar. Büyük ihtimalle de şey var. Hani gelen kuş kolay kolay buraya basamıyor. Şu karşı taraf benden biraz daha büyük olduğu için hani kuş direkt oraya kendini atıyor. Buraya gelebilmek için de bayağı bir çaba veriyor ama gelemiyor. Gelemeyince de başka çatıya gidiyor. Başka yerlere gidebiliyor hayvan. Ama yine de burada bayağı bir kuş indirdin. Öyle değil mi? Daha indirdim ya. O miski havadan gelme. Öyle değil mi? Mavi havadan gelme. Aynen. Şu mavi? Mavi o da havadan gelme. O da havadan gelme. O burada... zaten geldiğimde yuvanın içindeydi. Mavi mi? Aynen. O arkadaki mavi geldiğimde yuvanın içindeydi. O mavi güzel mavi bak şu mavi. Kalemli o. O da o güzel mavi. Ben o bunu izledik burada işte. Çok güzel o kuş. O kuş tam yerde uçmalı kuş. Yerde uçacaksın evet. Çok keyif alırsın o kuşta. Bence keyif verecek bir kuş. Daha yeni yeni kendini açıyor. Daha yeni. Kuşlar şuraya attı arkadaşlar. Şimdi karınları aç zaten. Ufak ufak gelirler. Uğur kaç senedir kuş bakıyorsun? Abi kaç senedir bakıyorum? Yaklaşık bir yani 12-13 yaşından sonra başladım öyle söyleyeyim. 12-13 yaşından beri bakıyorsun yani ha? Aynen. Ya burada önceden şey vardı, Ali Sen abimiz vardı. Onun yuvası zaten buradaydı. Demir
bir tavuktan, demirden kocaman bir yuvası vardı. Burada sıkıntı yaşadı yöneticimiz de. O yüzden çıkartmak zorunda kaldı. Kendisi de zaten aşağıda tekrardan kostüm kuşlara bakmaya devam ediyor. Çok güzel kuşları vardı, Ankara'dan getirdiği sabuniler, maviler. İzliyorduk yani. 12-13 yaşından beri ondan görebildiklerimizi yaptık. Yani kimseden bir şey görmedim. Ne oluyorsa birilerin, yani daha doğrusu sadece ondan görerek sonra da kendim bu işi geliştirerek bir şey ürettim. İşte kuşlara böyle bakıyorum diyorsun değil mi? Evet. Çok güzel kuşlarım var abi. Ya işte iyi kuş şu an çoğu kuşun hükümesinde iyi kuşlar var. Ama bu iyi kuşun muhafazası önemli. Her zaman söylüyorum, muhafaza. Bak ne kuşlar vardı, bir tanesinin yavrusu kalmış mı? Kalmadı. Bir tanesinin kendisinin tüyü bile kalmamış artık değil mi? Ya işte önemli olan bunu muhafaza edebilmek. Ya bunu saklayamadıktan sonra kralı olsa ne fayda var? O kuşu görüyorsun, ondan sonra kuş kayboluyor. Aha altı yok, bir şey yok. O yüzden de her zaman şunu söylüyorum. Eğer gideceğinde, öleceğinde, ya işte ne bileyim işte kaybettiğinizde, üzüleceğiniz bir kuş. Hadi ölüme neyse, ölüme çare yok zaten de. Ya kaybolduğunda, ne bileyim işte atmacanın korkusu olarak kuşu sağladığınız atmaca aldı. Eğer ki böyle bir şeyiniz varsa arkadaşlar, o kuşu uçurmayın. Altını çalışın. Abi, çoğaltın kuşu. Ondan sonra uçurmaya devam edin. Çakmaklı yok şu anda. Hangi çakmaklı? Havadaki mi? Aynen. O nereye gitti ya? Bak arkadaşlar, bu kuş çok bu geziyor. Kuş çok uzun uçuyor, çok saatler alıyor yürümesi de. Çok geziyor arkadaşlar, çok. Çok. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Ben bu kuşu her tarafta görüyorum yani. Mahallenin her yerinde geziyor. İyi Allah'tan martılar saldırmıyor. Burada da, İstanbul'da da martılar. Helal be. Maşallah. Çok iyi. Çok iyi be, maşallah be. Bak işte mesela. Şu kuşu uçuruyorsun, havada atmaca bir vurdu, tamam bitti, daha yok. Devamı yok. Onun devamı İşte bahsettiğim olay bu arkadaşlar. Bak, keyif verici bir kuş. Ama altını çalışman lazım bu kuş. Altını çalış. Şu maviden onu vurman lazım. O mavi de çok aşağı çöküyor, bu biraz daha yukarıdan oluyor. Sen şu bu biraz daha bol taklalı, bu biraz daha az taklalı. Bu kuştan altını çalış. Tutar tutmaz. O ayrı bir şey ama en azından denersin ki. Dersin ki ya işte bunun altını ben çalıştım. Alttan şöyle yavru geldi, böyle yavru geldi. İnan baksana bu abi, bu kuş en az 5-6 yaşında bu hayvan. Bu hayvan küçük bir hayvan değil ya. Ama bu hayvan da güzel hayvan. Yani arkadaşlar bu kuş o kafasını dikiyorsa, kafasını o şekilde dikiyorsa bu hayvan seferli kuş. Bu hayvan iş yapacak bir hayvan. Çünkü bu meziyettir. O kafasını dikme olayı meziyettir. Kafasını yere bakarak çıkan kuş kafasını, daha doğrusu şey derler işte, kuyruğunun işte oraya sıkıştan kafasını böyle alan kuş. Arkadaşlar bu kuşlar ya benim kanaatimce bana zevk vermiyor. Ama kafasını diken kuş hem daha uzun kaçıyor hem de daha bol seferli oluyor. Bu benim fikrim. Ya katılan olur, katılmayan olur. Yani bu bizim fikrimiz. Ya uçuyor mu hala? Nerede? Baksana. Deli danalar. Arkadaşlar bayağı da uçuyormuş. Gidiyor ya, gidiyor. Bayağı geziyor. Şey Muhammed'in oraya nasıl gidiyor o kuş ya? Muhammed'in oraya gidiyor, oraya kadar gidiyor değil mi? Oraya kadar gidiyor da Muhammed fırıltı veriyor. Birkaç kere kızdım ona. Kuşun aklını karıştırıyor. Abi arkadaşım, ben burada kuş uçuruyorsam sen niye oradan fırıltı kaldırıyorsun bu kuşu? Ya işte. Yani tanıdık bir de arkadaş, eş dost. Bir de yani düşün, adamın kaç tane kuşu var değil mi? Ne yapacağım bu kuşu? Niye? 60-70 tane kuşu var. 60-70 tane kuşu var. Hala milletin kuşunda gözüm var. Ya kardeşim yani vallahi gözünü ne diyeyim ya? Niye gözün doysun yani? Mesela şu miskiyi benden 3-4 kere istedi. Hangi miski? Şu miski mi? İyi gözü değmedi, kuş ölmedi. Biraz kırgın gibi şu anda da. O kuşun sırtını yolsana. O kuşun sırtını bir yol istersen. Bir bak bakayım tüye girebilmiş mi? Şimdi bak hem de sırt yolunması, nasıl sırt yolunuyor. Kümesi sok onu bir. Şu bol
şu açık kafalı çakmaklı da arkadaşlar. Yine Timur'un kümesten gelme. Bizim uçum kümesimizden buraya gelme. Bak. Arkadaşlar görüyor musunuz? Sadece elini değiyor. Yani atamamış. Şey yapmıyor. Hiç kuş atamamış. Tüyünü atamıyor. Tüyünü atamadığı için strese giriyor. Kuş zayıflıyor. Bakın sadece elini deviyor ha. Tüyünü çekmiyor arkadaşlar. Geliyor ya. Bak nasıl geliyor görüyor musun? Ya ben tahmin ettim zaten. Kuş kabartmış çünkü. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sadece elini deviyor. İşte bu kuş tüye giremiyor. İşte neden oluyor biliyor musunuz? Şöyle anlatayım ben size. Verdiğiniz ilaçlı yemler bu hayvanın kimyasını bozuyor. Kimyası bozulan hayvan işte tüye giremiyor. İşte bu vaziyette kalıyor. Ondan sonra sen bu vaziyette anlamıyorsun. Hayvan hiçbir hastalığı yokken hayvan bir bakıyorsun ki altı erimiş. Yem yiyen hayvan ha. Yem yediği halde hayvan altı erimeye başlıyor. Ondan sonra kurtaramıyorsunuz. Bakın şimdi bu hayvanı yoldu. Bu hayvanın daha salgı tüyleri gelecek. İkinci olarak da hayvan kül almaya başlayacak. Şu an zaten kendini kabartıyordu. Toplamaya başlayacak Allah'ın izniyle. Bakıp göreceksiniz. İnşallah buraya bir daha çekince göreceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.